Selamlar, Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de senin rızan için yaşayacağımız bir günümüz. Hayatımızın en önemli, en ciddi günlerinden birisi bugün de. Her anımız aşırı önemli. Yüce Rabbimiz bizleri her an görüyor, bizlere şah damarımızdan yakın. Biz uyurken de, uyanırken de, yaptığımız her şeyde bizleri görüyor. Bu nedenle biz onu çok sevdiğimiz için her zaman dost doğru bir hayatı sürmeye çalışıyoruz. Her zaman bu şekilde olacak. Allah'ın izniyle son nefesimize kadar inşallah o günde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Yüce Rabbimizin huzuruna varacağız. Hayat bitmez. Ebedi bir hayat var önümüzde. Bu dünya bize bir hazırlık mekanı. Kısacık bir ömrümüz var. Yüce Allah'ın tayin ettiği bir ömür. Bilemiyor. Hiç kimse bilemez. Yaşıyorsunuz o ömrü. Ama dosdoğru yaşamalısınız. Yani Yüce Allah'ın hükümlerini, Hakkelam, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre yaşamalısınız. Allah'ın izniyle biz öyle yaşamaya çalışıyoruz. Öyle bir yaşıyoruz ki biz şu mekanı olan dünyada ebedi hayatı kazanacak şekilde bir hayatı sürmeye çalışıyoruz. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için onun hükümlerine göre yaşıyoruz. Allah'ın izniyle bugün ben oruç tuttuğum, namaz kıldığım için değerliyim. Yüce Allah'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışacağım için değerli olacağım. Yüce Allah'ın takdiridir. Biz Yüce Allah'ın katında değerli olmaya çalışıyoruz. Şu dünyanın geçici menfaat oyunları nezdinde değil. İnsanlara bakıyorsunuz, varsa yoksa şu dünyanın menfaatleri. Varsa yoksa zengin olmak, makam mevki sahibi olmak. Yani dinimizi zerre kadar da anlamamışlar ne yazık ki. Bakın bütün insanların dini İslamiyet'tir. Bütün insanların kitabı Hakkelam Kur'an-ı Kerim'dir. Son kitap Hakkelam Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun dışında yaşayanlar haram batıl ehlidir. Bunlar helak olmaya mahkum mahluklardır. Bu kadar net. Herkes haddini bilecek. Öyle caizce yaşıyorlar ki her türlü haramı batılı yaparlar. Sonra da bu dünyanın düzeniymiş. Ya böyle bir cahillik olabilir mi ya? Yüce Allah'ın hükmü var. Bunlar kendi kafalarına göre yaşıyorlar. Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini değil de kendi masallarını yaşıyorlar. Böyle bir cahillik olabilir mi? Sonra da normal görülecekmiş. Bu dünyanın düzeniymiş diye masallar anlatıyorlar. Şeytana uymaktan başka bir şey yaptıkları yok. Siz bu cahillerden olmayın. Bunlar hem kendini helak ediyor hem de cahilce bir hayatı yaşıyorlar. Bugün 5 vakit namazı yapmadıysan, Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşamadıysan kayıptasın. Geri dönüşü de yok bunun. Bir de şu konu aşırı önemlidir. Tövbe. İnsan hata yapar. Sonra o hatasından döner. Bir daha da zerresine kadar bulaşmaz. Bakın bu kadar net söylüyoruz. Zerresine dahi bulaşmaz. Çünkü sen o konuda tövbe ettin. Bakıyorsunuz tövbe ettim. Daha da beterlerini yapıyor. Daha da fazlasını yapıyor. Sonra da kendini mükemmel görüyorlar. Her türlü haramı batılı yap, namaz kıl düzeldi. Böyle bir hayat yok. Bunların hepsi münafık. Bunların hepsi haram batılı ehlidir. Bunlara da bir sahiz vermeyiz. Herkes haddini bilmelidir. Yüce Allah'ın hükmünün dışında yaşayanlar bizim karşımızdadır. Allah'a şükür biz orucumuzu da dosdoğru bir şekilde tutup zerre kadar bir harama batıla girmeden yaşamaya çalışıyoruz. Namazlarımızı da hususiyetiyle, hakkıyla yerine getirip, eda edip Yüce Allah'ın huzuruna varmaya çalışıyoruz. Biz yalnız Yüce Allah'tan yardım dileriz. Yalnız O'na kulluk ederiz. Yüce Allah'ı o kadar çok seviyoruz ki bu yaptıklarımız hiç fazla değil. Allah'ın izniyle bu nedenle her günümüzü daha da hayırlı, daha da dosdoğru yaşamaya çalışıyoruz. Bugün ayrı bir hayat, ayrı bir ömür bizim için. Daha da hayırlı yaşamaya çalışacağımız bir gündür. Biz bütün kainatı anlatıyoruz bunları. Ve biz namazlarımızı, oruçlarımızı tutarken, ibadetlerimizi yaparken etrafımızdaki meleklerle yapıyoruz Allah'ın izniyle. Bizim cemaatimiz onlar. Nasıl melekler her an ibadet ediyorsa biz de o şekildeki bir düsturla yaşamaya çalışıyoruz inşallah. Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan olur ve cennetine ulaşırız diyorum. Hoşçakalın.